çalışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal'dan mutlu akşamlar. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ana Haber Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, İstanbul Silivri'de doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine ekipler sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir tespit yapılamadı. Silivri'ye bağlı Akören köyünde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı. Köy merkezinin 5 kilometre yakınındaki bir arazide meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Patlama akşamüstü meydana geldi. Bir tarım arazisi üzerinden geçen doğalgaz hattındaki patlamaya itfaiye ekipleri müdahale etmek için hazırda bekliyor. Müdahalenin başlaması için gazın kesilmesi bekleniyor. Patlamanın meydana geldiği alanda yerleşim yeri bulunmuyor. Gaz kesildikten sonra olaya müdahale edileceği belirtiliyor. Olayın boş bir arazide meydana gelmesi can kaybını önledi. Patlamanın yol yapımı sırasında kazayan olabileceği belirtiliyor. Evet, elimize ulaşan ilk görüntüler ve bilgiler bu yöndeydi. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Kamuoyunda tepki toplayan Maliye ve Dönüşüm Ofisi'ni denetleme yetkisi verilen Amerikalı McKinsey şirketiyle ilgili AKP'den geri adım geldi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bütün bakanlarla görüşlerini paylaştığını belirten Erdoğan, "Hiç gerek yok, biz bize yeteriz." dedi. Hükümet McKinsey anlaşmasından geri adım attı. Cumhurbaşkanı şirkette çalışılmayacağını açıkladı. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikalı McKinsey şirketiyle yapılan anlaşmayı 27 Eylül'de duyurmuştu. Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdi. Albayrak'ın açıklamaları kamuoyunda büyük tepki topladı. IMF'den önceki son durak denildi. Duyunu umumiye benzetmeleri yapıldı. Bu hükümetin ne kadar yetersiz olduğunu ve Türkiye'yi yönetemeyeceğini gösteriyor. Türkiye'de bunu yapacak kurum, kuruluş ya da şirket yok mu? Devletin ve kurumlarımızın kritik bilgilerini paylaşmayın. Aksi takdirde sizler de casusluk suçu işlemiş olursunuz. Tepkilerin ardından önce Bakan Albayrak geçti kameralar karşısına, sert konuştu. Cehaletten değilse bilgilendirdiğiniz zaman doğrusu dersiniz. İhanettendir. Albayrak'ın ihanetle suçlamasına rağmen Amerikalı şirket AKP için de kriz yaratmıştı. Aydınlığın 6 Ekim tarihli sürmanşetine göre AKP için de anlaşma iptal edilsin sesleri yükseldi. Krizin ardından beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Bütün bakan arkadaşlarıma söyledim. Yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz. Erdoğan'ın gündeminde ekonomik kriz de vardı. Önce kriz yok dedi Cumhurbaşkanı. Ardından krizi fırsata çevirmeliyiz ifadelerini kullandı. Ya Türkiye'de bir defa kriz yok. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Erdoğan'ın McKinsey ile ilgili açıklamalarına muhalefetten yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşmayı yapan damat koltukta kalacak mı diye sorarken, İyi Parti Genel Başkanı ise kararı doğru buluyoruz dedi. Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey ile ilgili son açıklamalarına muhalefetten yanıt geldi. Bayrağımıza ve ezanımıza bunlar saldırıyorlar. Gidip McKinsey ile anlaşmayı ben mi yaptım? Bayrağına ve ezanına saldıran adamlarla oturup anlaşmayı sen yapmadın mı? Ve bu anlaşmayı imzalarken yüzün kızarmadı mı senin? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşmayı sen imzalamadın mı sözleriyle Erdoğan'a tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pozisyonunu tartışmaya açtı. Ama bir sorum daha var. O sözleşmenin altına imza atan damat koltuğunda kalacak mı, kalmayacak mı? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın açıklamalarını olumlu bulduklarını açıkladı. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır. Teşekkür ederiz. Batman halkı bölücü terör örgütüne karşı kenetlendi. Binlerce kişi 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak kent meydanında yürüyüş düzenledi. Eylemde Türk Kürt Kardeştir, PKK Kalleştir dövizleri taşındı. Bu sloganlar PKK saldırısında 8 şehidin olduğu Batman'da yükseldi.
Binlerce Batmanlı şehitlere saygı ve milli birlik yürüyüşü için bir araya geldi. Gelcüş'te PKK saldırısı kınandı. Kasorun örgüt PKK bölgemizin ve ülkemizin istikrarını bozmaya devam etmektedir. Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Eylemde vatanımızı ve kardeşliğimizi bölemeyeceksiniz. Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir dövizleri taşındı. Atatürk Parkı'na yürüyen vatandaşlar 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. İnanç ve Düşünce Platformu sözcüsü Mehmet Ergin yürüyüşün ardından PKK karşıtı açıklama yaptı. Terörün kanlı eli elbet bir gün kırılacaktır. Yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezalarını bulacaklardır. Yürüyüşe Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı. Tepki haberleriyle devam edelim. Bölücü terör örgütünün Batman'daki saldırısına Vatan Partisi İstanbul Örgütü tepki gösterdi. Kadıköy ve Pendik ilçelerinde iki açıklama yapıldı. Terörün arkasındaki esas güç olan Amerika'ya tepki gösterildi Vatan Partisi üyeleri tarafından. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatan Partisi İstanbul'da PKK'nın Batman'daki saldırısına karşı tepki gösterdi. Kahrolsun ABD, kahrolsun PKK. Türk Silahlı Kuvvetleri en ağır bedeli PKK'lı teröristlere ödetecektir. İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri yaşanan terör saldırısına ve terörün arkasındaki Amerika'ya tepkiliydi. Amerika'ya karşı bölge ülkeleriyle işbirliği, Suriye ile işbirliği, Suriye ordusuyla Türk ordusunun Amerika'yı bölgeden def etmesi. Açıklamayı yapan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, terörün arkasında Amerika'nın bulunduğunu söyledi. PKK bütün gücünü Amerika'dan almaktadır. PKK mermisini Amerika'dan almaktadır. PKK bombasını Amerika'dan almaktadır. Erbil, HDP'nin derhal kapatılması gerektiğini vurguladı. Mecliste PKK istemiyoruz. Evet, mecliste, devlette, bürokraside, hiçbir yerde terör örgütünün uzantılarını istemiyoruz. Bir açıklamada Vatan Partisi Pendik ilçe örgütünden geldi. Batman'ın Gelcüş ilçesinde 8 vatan evladını şehit verdik. Açıklama yapan Vatan Partisi Pendik ilçe başkanı Mevlüt Usta, teröre geçit vermeyeceğiz dedi. 65 bin kişilik ordunu güneyimizde hazırlayan Amerika katil değil midir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Batman'da şehit olan jandarma uzman çavuş Özgür Can İnce'nin ailesini ziyaret etti. Terör örgütüne tepki gösteren Akar, PKK'nın batılı devletlerden aldığı desteğe dikkat çekti. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin kanı yerde kalmayacak. Mutlaka bunların hesabı soruldu, sorulmaya devam edilecek. Şehit ailesini ziyaret etti, terörle mücadele mesajı verdi. Bu konuda efendim azimli, bu konuda kararlıyız. Bu konuda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları jandarma uzman çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar asker üniforması giyen şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce ile yakınlarına başsağlığı diledi. Bu konuda silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız bir bütün halinde güvenlik güçlerimiz gece demeden gündüz demeden bu teröristlerin peşinde onlarla mücadeleyi azimle, kararlılıkla sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Okunan duaların ardından konuşan Akar, PKK'nın batılı devletlerden aldığı desteğe dikkat çekti. Bu konuda büyük başarılar kazanılmakla beraber teröristler içeriden dışarıdan aldıkları hainlerle birlikte yaptıkları işbirliğinden dolayı, aldıkları desteklerden dolayı bu varlıklarını sürdürüyorlar. Ama biz de diyoruz ki en son teröristler etkisi hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Burada durmak yok, beklemek yok.
YPG'nin Memiş'ten çıkarılması konusunda adım atmayan Amerika ile Türkiye arasındaki süreç tıkandı. Bir taraftan da YPG'liler Memiş'in etrafında hendek kazıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, her şey kontrol altında, gerekli tedbirleri aldık dedi. PYD, YPG teröristlerin herhalde o konuda değerlendirmeniz olur diye düşünüyorum. Yani şimdi değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olaylar yakından takip ediyoruz. Membiç, Fırat'ın doğusuna giden yolda kritik bir dönemeç. Türkiye sınır güvenliği için bölgeden tamamen PKK'lıların temizlenmesini istiyor. Ancak Amerikan yönetimi Membiç'te verdiği sözleri yerine getirmek için henüz bir adım atmadı. Ancak maalesef yol haritasında ilan edilen 90 günlük takvimin oldukça gerisinde bulunduğumuzu da yine muhataplarımız ifade etti. Membiç'te YPG varlığını bitirmek isteyen Türkiye gelişmeleri an be an takip ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler devamlı alınmaya devam ediyor. YPG'lilerin Membiç'e kazdığı hendeklerle ilgili konuşan Akar her şey kontrol altında mesajını verdi. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor. Şehit ailesini ziyaret eden Bakan Akar, taziye evinde de Amerika'ya göndermede bulundu. Ve ister tırlarla, ister vagonlarla, neyle verirse versinler, silah, mühimmat versinler, bunun bir sorun olmadığını başındakiler, teröristlerin başındakiler anladılar. Bu aşağıdaki adımını anlayacaklar. Bu konuda gerçekten... Amerika PKK'ya silah ve sağlık eğitiminin yanı sıra bomba eğitimi de veriyor. Amerikan askerleri Suriye'de verdikleri eğitimin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Teröristlere bomba eğitimini Amerikalı askerler veriyor. PKK'nın bombalı saldırıları Amerika'nın desteğini tekrar gündeme getirdi. Geçen Şubat ayında ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, teröristlere verdikleri bomba eğitiminin fotoğraflarını paylaşmıştı. Dillon, eğitimin amacının PKK'lıların el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak olduğunu ifade etmişti. PKK'lı teröristler ABD'den aldıkları eğitimler doğrultusunda yeni taktikler geliştiriyor. Daha yüksek boyutta patlayıcı kullanmak bu taktiklerden sadece biri. ABD askerleri Suriye kuzeyindeki 20'ye yakın üs ve kampta PKK'lıları eğitmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov İdlib'deki teröristlerin yok edilmesi gerektiğini söyledi. Rodos Adası'ndaki Medeniyetler Diyaloğu Forumu'nda konuşan Bogdanov, Türkiye ve Rusya liderleri arasında Soçi'de varılan tüm anlaşmaların gerçekleşmesini istediklerini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, İdlib'le ilgili temaslarımız sürüyor. Türk meslektaşlarımızla 17 Eylül'deki anlaşmalara yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Askeri yetkililerimiz Ankara ile yakın temas halinde. Soçi'de varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını umuyoruz dedi. Bogdanov, anlaşmaların hedefinin silah bırakmayı reddeden teröristleri oradan kaldırmak olduğunu söyledi. Bogdanov, İdlib konusunda Ankara ile askeri düzeyde temasların sürdüğünü ifade etti. Rus yetkili, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in silah bırakmayan militanların ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik ifadeleriyle ilgili de konuştu. Elbette silah bırakmayan teröristler saldırılarına devam ediyor. Bunlar ya yakalanmalı ya da ortadan kaldırılmalı. Bu Rusya, diğer müttefiklerimiz ve Şam tarafından da söylenmişti dedi. Bogdanov, İdlib'le ilgili varılan mutabakatın daha hızlı bir şekilde uygulanmasını istediklerini de belirtti. Türkiye ile Astana sürecindeki ortak anlayışı korumak için dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge ve gerilimi azaltma bölgesi oluşturulması için atılan adımlar, hem siviller hem Suriye ordusu tarafından birçok kaybın yaşanmasını önlemesi açısından büyük başarıydı. Silahlı muhaliflerin temsilcileri de bu çerçevede ateşkes sürecine girdi ifadelerini kullandı. Bogdanov, Suriye Anayasası Komisyonu için çalışmaların harekete geçirildiğini belirterek Suriye hükümeti ve muhalifler kendi adaylarını sundu. Şimdi mesele sivil halkı kim temsil edeceğinde ifadesini kullandı. 6 ilde eş zamanlı terör operasyonu yapıldı. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç dahil
49 kişi gözaltına alındı. Son iki günde PKK-KCK yönelik operasyonlarda toplam 137 şüpheli yakalandı. PKK-KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Operasyonda Batman'da 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muş'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri son 2 günde PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarda toplam 137 şüpheliyi yakaladı. Bakanlık tarafından 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendiği de bildirildi. Açıklamaya göre operasyon muhtemel eylemi engellemek amacıyla düzenlendi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 88 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protesto ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Akşener yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı'na teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde protesto yapan 12 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Meral Akşener son durumla ilgili açıklama yaptı, yetkililere teşekkür etti. Bunu çok manidar buluyorum. Bu arada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Gözaltına alınanlar hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle tehdit suçlarından işlem yapılacağı belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada kimlik tespiti ve delil toplama çalışmaları devam ediyor. Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle döviz endeksi gayrimenkul, menkul, iş hizmet sözleşmelerinin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Döviz endeksli sözleşmelere son verildi. Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçildi. Mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Türk vatandaşı olmayan kişiler de taraf oldukları sözleşmeleri döviz cinsinden yapamayacak. Döviz cinsinde kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller mutabakata varılamazsa 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecekler. Yeni belirlenen bedeller her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyat endeksindeki artışa göre güncellenecek. Amerika Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ve Suudi Kralı hakkındaki sözlerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarihe atıf yaparak yanıt verdi. Selman, Trump'ın tehditkar sözleriyle ilgili Suudi Arabistan Amerika'dan 30 yılı aşkın süre önce vardı dedi. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? Amerikan Başkanı Donald Trump, Mississippi'de düzenlediği seçim mitinginde Suudi Arabistan'ı küçük düşüren ifadeler kullanmıştı. Trump, Kral Salman'ı severim ama ona dedim ki kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun demişti. Suudi Arabistan'ı koruyoruz, onların zengin olduğuna inanıyor musunuz? Ben Kral Salman'ı seviyorum ama ona dedim ki, Kral biz seni koruyoruz, biz olmadan orada 2 hafta bile oturamazsın. Bunun bedelini ödemek zorundasın. İşte bu sözlere yanıtı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman verdi. Selman, Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum Amerika'dan 30 yılı aşkın süre önce vardı dedi. Bu
Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta konuya değinen Bin Selman, Trump'ın son açıklamalarını çok isabetli görmediğini söyledi. Suudi Veliaht Prens, Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. Amerika'dan aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil ifadeleriyle Trump'a yanıt verdi. Muhammed Bin Selman ülkesinin bu meseleye herhangi bir dost iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir nazarında baktığını ifade etti. Selman, Amerikan başkanıyla çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler %99 iyi ilerlerken %1 kötü bir mesele gündeme geldi ifadelerini kullandı. Çin Amerika'dan gelen seçimlere müdahale açıklamasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi Çin'in Amerika'daki seçimlere müdahale ettiği iddialarını yersiz ve saçma olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Chunying, Çin'in iç ve dış politikasına ilişkin yapılan açıklamalar yersizdir. Çin'in Amerika'nın iç işlerine ve seçimlerine karıştığı iftirasını atmak, kulaktan dolma söylemlerle hareket etmektir. Doğru ve yanlışı karıştırmaktır ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalara kesinlikle karşı çıktıklarını belirten sözcü Chunying, Amerika'yı hatasını düzeltmeye, Çin'e karşı yersiz suçlama ve karalamaları ve iki ülke ilişkilerine zarar vermeyi bırakmaya çağırdı. Amerikan tarafının Çin'le normal işbirliğini iç işlerine müdahale olarak görmesini aşırı derecede saçma olarak nitelendiren Chunying, bu ülkenin iç işlerine ve seçimlerine karışmaya ilgi duymadıklarını ifade etti. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence, Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'i Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçlamıştı. Pence, Pekin yönetiminin Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçimde önemli rol oynayacak eyaletleri ve endüstrileri hedef aldığını iddia etmişti. Gazze şehitlerini uğurladı. İsrail askerlerinin saldırısında şehit olan biri çocuk 3 Filistinli'nin cenazesi bugün toprağa verildi. Gazze şeridinde düzenlenen cenaze törenlerinde Filistin halkının öfkesi kameralara yansıdı. Gazze şeridi sınırında düzenlenen barışçıl büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. 12 yaşındaki şehit Faris Es Sersavi'nin 24 yaşındaki Mahmut Ebu Seman ve 28 yaşındaki Hüseyin El Rakab'ın cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin şehit olduğunu, 126 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını açıklamıştı. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu. Sayın seyirciler, Endonezya'daki felaketler zincirinde ölü sayısı artıyor. Palu ve Donggala'daki deprem ve tsunami'de can kaybı 1648'e ulaştı. Travma yaşayan depremzedeler yeni bir deprem ve tsunami korkusuyla evlerine dönmek istemiyor. İçme suyu ve gıda sıkıntısı nedeniyle halk felaket bölgesinden ayrılıyor. Endonezyalı yetkililer 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunami'de şu ana kadar 1648 kişinin öldüğünü açıkladı. Deprem ve tsunami felaketinde 2549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer 652 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. 152 kişinin enkaz altında olduğu tespit edildi. Civar köylerde de 1000 kişinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtiliyor. Palu ve Dongala'da arama kurtarma çalışmalarına 7000'den fazla polis ve asker katılıyor. Palu'da ise felaketin boyutlarını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından oluşan tsunami'de hayatını kaybedenlerin cesetleri kıyıya vurmaya başladı. Bölgede görev yapan kurtarma ekipleri tsunami'de denize çekilen cesetlerin sahile vurduğunu söylüyor.
Resmi makamlar bölgede halen binden fazla kişinin kayıp olduğunu ifade ediyor. Kayıpların çokluğu nedeniyle Palu'daki Pedobo ve Balaroa bölgelerinde çalışmalara ağırlık veriliyor. Bu kentlerde 3000'den fazla evin yıkıldığı belirtiliyor. Sulawesi adasının merkez kenti Palu'daki 6 numaralı lisenin 37 öğrencisinden haber alınamıyor. Sosyal bilgiler öğretmeni Fatli Abdurraşit, telefonla ulaşmaya çalıştığı 40 kişilik sınıftaki öğrencilerden sadece 3'üne ulaşabildiğini söylüyor. Ulaşamadığım 37 öğrencim için endişeliyim. Onlar benim çocuklarım gibi. Sadece 3 öğrencime ulaşabildim. Yetkililerden de henüz bir bilgi gelmedi öğretmen ya da öğrencilerin durumlarına ilişkin. Umarım hepsi iyidir. İyi haberlerini bekliyorum ve çabucak kavuşmak istiyorum. Okulların tepelik alanda olduğunu ve öğrencilerin farklı yerleşimlerden geldiğini aktaran Fatli, sözleriyle yaşanılan kaosu aktarıyor. Öğrencilerimin başına bir şey gelip gelmediğini bilmiyorum. Zaten şu an Palu'da aynı bölgede oturduğumuz insanlar ve yakın akrabalar dışında diğer tanıdıklarımızın nerede kaldığı ve yaşamını nasıl geçirdiği noktasında bilgimiz yok. Her şey hala çok karışık. Depremin etkili olduğu Palu, Dongala ve Sigi'de okullar kapalı tutulurken resmi makamlar deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Milli füzelere kement yol gösterecek. Türk savunma sanayi giderek güçleniyor. Yeni proje, milli akıllı mühimmat, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirildi. Kement, ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlıyor. Türk savunma sanayisine yeni bir üye daha ekleniyor. Hava hava ve hava yer sistemleri arasında ihtiyaç duyulan veri bağlantı sistemi geliştirme projesi. Adı Kement. Proje, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirildi. Fabrika kabul testlerini başarıyla geçen Kement'te kritik aşama tamamlandı. Meteksan Savunma'nın projesinde 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, TÜBİTAK SAGE, Roketsan, TÜBİTAK Bilgem ve Milsoft da alt yüklenici olarak görev alıyor. Fabrika kabul aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından Kement için platform entegrasyon ve saha kabul testleri de başladı. Füze ve ilgili hava platformu üzerinde bulunan Kement sayesinde hedef bölgesindeki değişimlere göre füzenin görevinde değişiklikler yapılabiliyor. Füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor ya da görev iptal edilebiliyor. Düzce'de trafik polisi sürücüleri bu kez drone'la denetledi. İki ekiple yapılan denetimde bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktada drone havalandırarak beklerken diğer ekip yolda uygulama yaptı. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik ekipler bu kez sürücüleri böyle denetledi. Trafik polisleri Türkiye'de trafik akışının en yoğun olduğu yerlerden Ankara-İstanbul D100 karayolunun Düzce kesiminde drone'la denetim yaptı. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler drone'la özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlali konusunda yoğun denetim gerçekleştirdi. Denetimde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar göle döndü. Mağdur olan yüzlerce vatandaşın evinde büyük hasarlar oluştu. Olay yerine giden ulusal kanala mağduriyetlerini aktaran vatandaşlar, altyapı sorunu olduğunu ve kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Vallahi nasıl olduğunu biz de anlamadık. Aniden geldi. Trabzon'da yaşanan sel felaketini böyle anlattı. Ne olduğunu bile anlamadık. Her şey birden oldu dedi. Evi bastı, camiyi bastı, yolu bastı, yolu kapattı. Birden geldi. Ne olduğunu anlamadık biz de. Görüntüler Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketine ait. Derenin ağzı kapandı, dibinde gibi su bastı. Olan nafakamız gitti. Şiddetli yağan yağmur nedeniyle Araklı Ayvadere mahallesinde dereler taştı. Suyla dolan evler büyük hasar gördü. Sıkıntılarımız çok, dertlerimiz çok, yaralarımız çok farklı. Çok acilen devlet yaralarımıza el atmasını temenni ediyorum. Ulusal kanal olay yerine gitti. Mağdur olan vatandaşlarla konuştu. Bu ev 3-5 senede, 6-7 senede bir bura aynı böyle olur. Tabii yağmur yağınca, afat olunca onun
önüne duramayız zaten. Mahalle sakinleri altyapı eksikliğine ve ihmallere vurgu yaptı. Karayollarının bu ana yol üzerindeki menfezin ufak oluşundan bizim bu afatın da bugün böyle olması, oranın cevap vermemesi bizi bu hale getirdi. Bugüne bakmasınlar. Bugün bu. Yarın buradan 10 gram su akmadı ama bugün Allah afat veriyor ve bizi bu hallere geliyoruz burada. Vatan Partisi Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral olay yerine giderek hem geçmiş olsun dileklerini paylaştı hem de ihmallere yönelik incelemelerde bulundu. Yoğun bir yağmur sonucunda oluştu. Fakat baktığımız zaman bu suyu taşıyan menfezlerin düşünülmeden yapıldığını gördük. Karayolları da geldi. Devletin bütün birimleri de bu kanaate vardı. Eskiden yolları DSİ'ler karayolları yapardı. Şimdi yollar özellere devrediliyor. Başlarında bir mühendis, bir taşeron. Antalya'da 203 dönümlük narenciye bahçesi Hamidiye Vakfı'na devredildi. 1934 yılından bu yana tarımsal araştırmalar yapan BATEM'in kullanımındaki alanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 24 Haziran seçimlerine 2 hafta kala devir işlemi yapıldı. Kamuoyunda Nur Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen vakfa yapılan bu tahsis Antalyalıların tepkisini çekti. Antalya'ya bu kıyımı yapmasınlar, bu alana dokunulmaması, betonlaşmaması gerekiyor. Yarın eğer BATEM'in idari ofisleri buradan taşınırsa bu alan bitmiş demektir. Antalya'da kentin göbeğindeki 84 yıllık tarımsal üretim merkezinin 24 Haziran seçimlerine ramak kala sessiz sedasız Hamidiye Vakfı'na devredildiği ortaya çıktı. Şu anda bulunduğumuz alan Antalya'nın ve Türkiye tarımının aslında en önemli araştırmalarının yapıldığı ve genetik tohumlarının yer aldığı, fidanlarının yer aldığı bir alan. Muratpaşa içerisindeki oksijen deposu olan bir alanın 7 Haziran'da bir tescilinin yapıldığını öğreniyoruz. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün kullanımındaki hazineye ait 203 dönümlük tarım arazisinin devri kentte tepkiyle karşılandı. Bu alanın da geldisinin vakıf olması nedeniyle Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi hükmünce milli emlak bile bildirmeden hazineye tescilini yapmışlar Hamidiye Vakfı'na. BATEM arazisi kent merkezinde betonlaşmadan korunmuş ender yeşil alanlardan biri. Tescilli çok sayıda meyve çeşidine, damızlık narenciye, pikan cevizi ve avokado parsellerine ev sahipliği yapıyor. Bölge üreticisinin de ihtiyacını karşılayan arazinin devri kaygılara neden oldu. Bizim kuşkumuz şu, yarın bu tescili yapılan vakıf burayı ihaleyle satışa çıkartabilir. Çünkü Aksu'da sizin yerinizde oluşuyor. BATEM'in yeri mevcut, BATEM'i ortada bırakmıyoruz diyebilir. Ama buranın yeşil alan olarak kalması ve BATEM'in bu alanı terk etmemesi kamuoyunun en büyük arzusu. Arazinin devrinin yapıldığı Hamidiye Vakfı da tartışmaların odağında. Nedeni ise bizim bildiğimiz Hamidiye Vakfı Said-i Nursi'ye yakın olan, cemaate yakın olan ve o yönde faaliyet gösteren bir vakıf. Fakat deniliyor ki vakıfların devrettiği Hamidiye Vakfı başka bir vakıf. Ve ayrıca yerel yönetimlerin icraatlerinden de zaten biliyoruz ki belli cemaatlere tahsisler yapılıyor son dönemde. Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi Songül Başkaya yetkililere seslendi. Aksi varsa tabii bunu yetkililer açıklasın. Yani resmi açıklamalarında bunu neden beyan etmediler onu da bilemiyorum. Hatırlayın, konu meclise taşındıktan sonra bir CHP milletvekili tarafından Vakıflar Bölge Müdürü açıklama yaptı ama cemaatle ilgisi yoktur bu vakfın demedi. Ya da o vakıf değil demedi. O nedenle sanıyorum ki Hamidiye Vakfı bizim bildiğimiz Hamidiye. Antalyalılar, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bu yana tarımsal araştırmalar için kullanılan bu arazinin yeniden BATEM'e tahsis edilmesini istiyor. Bu kent vicdanını yaralayan yanlış bir karar. Herkes bence bir duyarlılık gösterip Narenciye'nin BATEM'de kalması için kamuoyu oluştursun, yetkililer de bu kararlarından vazgeçsinler istiyoruz. Hong Kong'tan tandem bisikletle yola çıkan çift 15 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Hakkari'ye ulaştı. Türkiye'yi ve Türk halkının misafirperverliğini çok seven Cormier ve Lai çifti Hakkari'yi Himalayalara benzetti.
Christophe Cormier'le arkadaşı Corinne Ley geçen yıl Fransa'dan Hong Kong'a gitti. Hong Kong'tan başladıkları dünya turunda tandem bisikletle 15 bin kilometre kat eden çift Hakkari'ye ulaştı. My name is Christophe. And my name is Corinne. Hakkari çok güzel bir yer ve dağları çok büyük. It likes Himalaya. Turkish people very nice. Yes, very warm. Türk insanı çok sıcakkanlı ve misafirperver. We want to go after Mardin. Türkiye'de gezmek istediğimiz iller var. Bunlardan en önemlileri Mardin, Nevşehir, Kapadokya, Antalya ve İstanbul. Yine Antalya'dayız. Antalya'nın yüzyıllardır sönmeyen ateşi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyündeki yanar taş 4 mevsim misafirlerini ağırlıyor. Adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık Çimera'dan alan yanar taşta kayaların arasından yüzlerce yıldır alev çıkıyor. İşte o alevler bölge için turizmin sönmeyen ateşi olarak yanmaya devam ediyor. Milli Park'ın içerisinde yanar taş var. Yukarıda yerleşim alanı, tarihsel harabeler var. Gerçek olimpiyatların yapıldığı alan Olimpos kenti. Meşale de bu Çıralı'daki yanar taştan tutuşturulmuş 3000 yıl önce. Tarihi, endemik bitkileri, el değmemiş sahilleri, karetta karettaları ama en çok da yüzyıllardır sönmeyen ateşiyle Çıralı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Çıralı, Akdeniz bölgesinde bir örnektir. Yani turistin gelmemesi için hiçbir engel yok. Denizi var, kumu var, güneşi var, yanar taşı var, Olimpos'u var ve bunun yanında denizlere günübirlik yat turları da düzenleniyor. Antalya'da Beydağları Sahil Milli Parkı'nın içerisindeki yanar taşta kayaların arasından yüzlerce yıldır alev çıkıyor. Her yıl binlerce turist hem tarih hem doğa hem de o alevler için bölgeye akın ediyor. 2017, 2016, 2015'e göre bu yıl turizm gerçekten çok güzel. Adını Yunan mitolojisinden ateş saçan yaratık Çimera'dan alan yanar taş, Çıralı plajına 1 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden yaklaşık 250 metre yükseklikte bulunuyor. Yanar taşa yaya olarak patikalar ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılıyor. Likya yolu üzerinde yer alması ve Roma dönemine ait bir kilisenin bulunması dolayısıyla tarih ve doğa severlerin de ilgisini çekiyor. Bu yıl yanar taşı şimdiye kadar yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın dört bucağından buraya yerli ve yabancı turistler gelmekte. Bu yıl turizm gayet güzeldi. Şu ana kadar gelen turist sayısı Yanartaş'a, tabii bizim bilet kestiklerimiz 39 bin, 40 bine yakın. Bakir sahili, sönmeyen ateşi ve eşsiz doğasıyla Beydağları, Çıralı Milli Parkı kışında turistleri ağırlamaya hazır. 12 ay 24 saat açık olan bir milli park alanımız. Kışın da turistlerimiz geliyor. Sadece bu fırtınalı ve fırışkalı havalarda çıkış olmaz. Onun dışında kışın da çok güzel olur. Kışın güzelliği bir bambaşka. Yanartaş işletme sahibi Mustafa Köylüoğlu toplamda 100 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti. Bütün ziyaretçilerimizi de yurt dışı, yurt içi herkesi de bekliyoruz. Yani ülkemizin güzelliklerini çocuklarımız ve biz, bizden öncekiler ve bizden sonra torunlarımız da böyle korusunlar, böyle kalmasından yana gönlümüz. Ardahan'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Böylece bölge gece saatlerinde düşen sıcaklığın ardından kar yağışı etkili oldu. Tepeler beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan yaylaları bir anda sonbahardan kışa geçti. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Ardahan ve Artvin arasında yer alan 2570 rakımlı Sahara Dağı ile Ardahan'ın Sulakyurt Köyü yaylası arasında tepeler beyaza büründü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte bölgede kar yağışı etkili oldu. Yağan kar güzel görüntüler oluşturdu. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, efsaneleri dilden dile dolaşan, görenleri kendine hayran bırakan bir şehir Şanlıurfa. Adeta arkeoloji cenneti olan şehirdeki son çalışmalarla 3000 yıllık bir tapınak bulundu.
Her yapılan kazıda yeni eserler gün yüzüne çıkıyor. Her yeni keşifte tarihi yeniden yazacak bulgular ortaya çıkıyor. Tarihin en eski kentlerinden biri olan Şanlıurfa tam bir arkeoloji cenneti. En çok arkeolojik kazının yapıldığı yerlerden biri olan Şanlıurfa'da şimdi de 3000 yıllık bir tapınak bulundu. Köyde bir kaçak kazı yapılmıştı ve bu kaçak kazı daha sonra jandarma tarafından tespit edilmişti ve yetkili mercilerce bu kaçak kazı durdurulmuştu ve daha sonra konu Şanlıurfa Müzesi'ne intikal etmişti. Kaçak kazı sırasında ortaya çıkan bu tapınak yeni Asur dönemine ait bir Sin tapınağı. Yapılan çalışmalar neticesinde tapınağın giriş kısmında sağ tarafında tanrılara ait duvar resimlerine rastlanmıştı. Şanlıurfa Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Celal Ulu da tapınağın kutsal bir mekan ve Türkiye'de tespit edilmiş Sin tapınağının tek örneği olduğunu söylüyor. Bu anlamda arkeoloji tarihi açısından oldukça önemli bir keşif. Bölgede kazı çalışmaları tamamlandı. Tam 3000 yıl önce yeni Asur döneminde yapılan tapınak şimdi adeta açık hava müzesine dönüşen Şanlıurfa'da turizme kazandırılıyor. Geçiyoruz Eskişehir'e. Eskişehir'de 6. Uluslararası Cam Festivali düzenlendi. Üretilen eserler görücüye çıktı. Camın ateşle dansı büyüledi. Eskişehir 6. Uluslararası Cam Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün bu etkinliğe katılmak benim için gurur verici. Odunpazarı Belediyesi tarafından Camın Büyüsü sloganıyla düzenlenen 6. Uluslararası Cam Festivali görenleri büyüledi. Belediye uluslararası alanda isim yapmış 3 yabancı sanatçıyı ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sanatçıları konuk etti. Eskişehir turizmi açısından hem Eskişehir'deki sanatçıların gelişimi açısından önemli saydığımız festival zinciri. Üretilen cam eserler Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilendi. Sergi 10 Ekim'e kadar devam edecek. Çok güzel bir festival ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Birbirinden eşsiz cam eserleri görmek isteyenler Çağdaş Sanatlar Galerisi'ne davet edildi. Diyarbakır'da çocuk ve gençlerden oluşan 150 kişilik sevgi korosu ilk konser heyecanı yaşıyor. Provalarını sürdüren koroda çocuklarıyla beraber bazı anne babalar da çalışıyor. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi çocuk ve gençlerden oluşan 150 kişilik sevgi korosu kurdu. Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan koro ilk konserine hazırlanıyor. Hepsi o kadar yetenekliydi ki sonunda bunun artık bir gitar kursu değil de büyük bir koro olması ve şehrin sevgi korosu olması ile değişti fikrimiz. Sevgi Korosu'nun en büyük hedefi Türkiye'nin 7 bölgesinde de konser verebilmek. Bunun için Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek bekliyorlar. Kültür Bakanımız, biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen bize maddi manevi destekte bulunun. Yani sizin desteğinize ihtiyacımız var. Esas amaç bizim sesimizi batıya duyurabilmek. Yani ülkenin dört bir köşesine Diyarbakır'da yetişmiş, yeşermiş bu çiçeklerin her bir yana ulaşabileceğini, sesini her yana duyurabileceğini kanıtlamak istiyoruz biz. Çünkü çok büyük yetenekte olan çocuklarımız var. Koroda çocuklarıyla birlikte sahne alan büyükler de var. Yıllardır hani üniversitede sahneye çıkıyorum ama ilk defa bu çocuk korosunda bu kadar çok heyecanlandım. O kadar güzel, farklı bir duygu ki çocuklarla beraber olmak. Kendi çocuklarımla birlikte müzik yapmak, kendi çocuklarımla birlikte ruhumu beslemek çok hoşuma gidiyor benim. Güneydoğu'nun en büyük korosu olan Sevgi Korosu birbirinden farklı müzik türlerini de seslendirebiliyor. Tasavvuf müziğinden tutun, Türk sanat müziğine, Türk halk müziğine ve popüler müziğe kadar her türden okumaya gayret gösteriyoruz. Farklı dil ve lehçelerdeki eserleri de seslendirebilen Sevgi Korosu, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Özcan Balcı'dan büyük destek görüyor. Son haberimiz ta Almanya'dan. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı Intermod 2018 kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara Türkiye'den 9 firma katılıyor. Köln Uluslararası Motosiklet Fuarı Intermod 2018 ziyaretçileri ağırlıyor.
fuara 40 ülkeden 1000'e aşkın şirket önemli markalarıyla katılım gösterdi. Türkiye'den de 9 firma katıldı. Dünyaca ünlü motosiklet firmalarının son teknoloji motosiklet, bisiklet ve yan ürünlerini tanıttığı fuarda klasik motosikletler büyük ilgi gördü. Fuarda çeşitli şov ve yarışlar da yapıldı. Daha güvenli sürüş için yeniliklerin tanıtıldığı reyonlarda, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin kullanabileceği parkurlarda yeni modelleri kullanarak tanıma fırsatı verildi. Bu yıl fuarda özellikle elektrikli bisiklet ve motosiklet çeşitlerindeki artış göze çarptı. Özellikle elektrikli modeller daha çok ziyaret edildi. Evet, ana haber bültenimiz burada sona erdi. İyi akşamlar diliyorum.